Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana geçen 25 yılda siyasi gücünü artırmak için kamu ihalelerini kullandı. Erdoğan'dan istikrarlı biçimde kamu ihalesi alanlar iki gruba ayrılıyor. Erdoğan ailesinin yönettiği vakıflara bağış yapanlar, medya gruplarını finanse etmek zorunda olanlar. Kamu ihalesi alanlar tarafından finanse edilen medya, Erdoğan'ın propaganda makinesi olarak görev yapıyor. Vakıflar yoluyla ise devasa bir finans havuzu oluşturulmuş durumda. Sistem, %20 komisyonun legal olarak kayıtlara geçmesini sağlıyor ve sadece dev ihalelerde yok, mahalle arası küçük müteahhitler bile bağış adı altında bu ağın parçası. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Yeni Şafak gazetesi ve Kanal 7 grubu ilk prototiplerdi. Yeni Şafak grubunun patronu Albayrak ailesi peş peşe İstanbul'un büyük belediye ihalelerini alacaktı. Karşılık olarak da 28 Şubat'ta zor günler geçiren Erdoğan'a en güçlü desteği sunacaktı. Bu dönemde Yeni Şafak farklı yelpazelerden isimlere alan açarak mevcut rejimle mücadele gücünü artırdı. Gazete geniş yazar ve çalışan kadrosunu o dönem kazandığı düşük reklam geliriyle finanse edemiyordu. Albayrak Holding oluşan zararı kapatıyor gibi gözükse de aslında paranın kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleleriydi. Kanal 7 ise Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarının reklamları ve Büyükşehir'den ihale alan firmaların verdiği reklamlarla kasasını dolduruyordu. İki kurum Refah Partisi'ne yakın görünse de Tayyip Erdoğan'la Necmettin Erbakan arasındaki ayrışmada Erdoğan'ın yanında saf tuttular. Bunun tek sebebi ise paraydı. Erdoğan'ın bu ihale modeli, AKP iktidarının güçlenmesiyle ülke geneline yayıldı. Bilal Erdoğan'ın kontrolünde çok sayıda vakıf kuruldu, kamu ihalelerini alan iş adamları da bu vakıfların en büyük zorunlu bağışçıları. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet dosyasında yer alan inşaatçı Ali Ağlaoğlu'nun ses kaydı, Erdoğan'ın yeni ekonomi modelinin en çarpıcı örneği olacaktı. Ağaoğlu, Erdoğan'la görüşmesinde Ataşehir'deki 20 dönümlük bir araziyi TÜRGEV'e bağışlamak zorunda kaldığını anlatıyordu. Hani Ağaoğlu ne yapmış biliyor musun abi? 20 dönümlük arazisini hibe etmiş. Neyse işte. Değeri yaklaşık 100 milyon dolar. Ama abi nasıl olmuş biliyor musun? Adama demişler ki kardeş sen burayı bırak. Adam yutkunmuş. Sadık. Ondan sonra demiş ki siz dedikten sonra tabii demiş. Bunu şey söylemiyor yalnız. Bunu Oğul söylemiş. Oğul. Baba değil. Bu zorunlu bağışlarla başta TÜRGEV olmak üzere Erdoğan ailesinin kontrolündeki vakıflar Türkiye'nin yeni emlak kralları. Erdoğan'ın son dönemde kaybetmeye başladığı belediyeler, kamu yararına vakıf statüsündeki bu kuruluşlara doğrudan milyarlarca dolar aktaran bir diğer kaynak. Ülke çapındaki bu hortumlama sistemini anlayabilmek için küçük modeline bakmak gerekiyor. İnşaat ruhsatı almak isteyen müteahhit belediyeye başvurur. Belediye sınırları içerisindeki faaliyet gösteren vakfa uğraması söylenir. İnşaatın tüm detaylarına hakim olan vakıf sorumlusu müteahhidin yapacağı kârın hesap dökümünü çıkarır. Müteahhit kârının %20'sini vakfa bağış olarak öder. Belediyede ruhsatı hazırdır. Bu sıralamaya sadık kalmayanın AKP'li bir belediyede ruhsat alma şansı yok. Erdoğan'ın propaganda makinesi medya tekeli de kamu ihalelerinin akıtıldığı iş adamları üzerine kurulu. Ethem Sancak, Erdoğan'ın en gözde patronu konumunda. Hani ona söylemeyin, belki dalga hukuk zanneder. Ben de ona diyorum ki annem, babam, ben ve çocuklarım sana kurban olsun. AKP'den önce ecza deposu ve hayvancılık yapan Ethem Sancak, AKP iktidarında küresel bir holdinge dönüştü. İnşaattan savunma sanayine kadar 20'ye yakın alanda faaliyet gösteren dev holding, batık haldeki yandaş medyanın finansmanını sağlıyor. Star, Akşam ve Güneş gazeteleri, Kanal 24 ve Sky 360 televizyonları ile çok sayıda dergi ve radyonun bulunduğu Türk medya grubu Sancak Holding çatısı altında. Ethem Sancak, ağır zararlar nedeniyle birkaç kez grubu devretti ancak aldığı her yeni büyük kamu ihalesinden sonra medyaya geri döndü. 15 Temmuz'dan sonra savunma sanayindeki tüm ipler Erdoğan'ın eline geçince Sancak grubu silah sektöründe devleşti. Türk medyaya...
Sen kimsin ya? Sen Allah mısın? Sen mi bizi yoktan var ettin? Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk kurtardı ve biz Cumhuriyet çocuklarıyız. Bakın ben şu... Sen kimsin ya? Sen Allah mısın? Sen mi bizi yoktan var ettin? Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk kurtardı ve biz Cumhuriyet çocuklarıyız. Bakın ben şu... Sen kimsin ya? Sen Allah mısın? Sen mi bizi yoktan var ettin? Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk kurtardı ve biz Cumhuriyet çocuklarıyız. Bakın ben şu anda Amerika'da, Kanada'da ve İngiltere'de kendime oturum almak için mücadele ediyorum. Neden? Çünkü artık bu ülkeden gerçekten ekonomik sıkıntılardan, bu baskılardan, geleceğimizle ilgili kaygılardan çok sıkıldım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla herkes, benim bilinçli arkadaşlarım, yani Türkiye'de şu anda ciddi anlamda bir beyin göçü var zaten. Herkes bir yerlere gidiyor, bir yerlere kendini atmaya çalışıyor. Ben ülkemi çok seviyorum ve ülkenin yeni bir yüze, yeni bir partiye, yeni bir kana cana ihtiyacı var. Tayyip Erdoğan, Bahçeli koltuğa yapışmışlar, yürüyemiyorlar artık ya. Ya kardeşim gidin de artık yeni insanlara fırsat verin bari. Bir de onları deneyelim, öyle değil mi? Bakalım onlar da bir şeyler yapıyorlar mı, gerçekten yapamıyorlar mı? Fırsat verin, nedir bu her gün televizyona çıkıyorsun? Yok benim vatandaşım, benim milletim, benim polisim, benim askerim. Sen kimsin ya? Bu ülkeyi sen mi kurtardın? O zaman gidip savaşsana kardeşim Güneydoğu'da, Kıbrıs'ta, Suriye'de bilmem ne de. Niye savaşmıyorsun? Oğullarını gönder. Oğlu cebini doldurmasını biliyor. Amerika'yı beğenmiyorsun. Bütün kızın, çoluğun, çocuğun Amerika'da okuyor. Neden o zaman? Amerika'da binalar dikiyorsun. Tayyip Erdoğan neden dikiyorsun bu binaları? Madem Amerika'yla düşmansan hepsi danışıklı dövüş yapıyor. Yani Suriye'yle kavga ediyor. Özür dilerim. İsrail'le kavga ediyor, Amerika'yla kavga ediyor ama arkadan bir sürü filmler çeviriyorlar ve ben gayrimenkul işi yapıyorum. Bu ülkeye satmadıkları yer kalmadı ya. Ülkenin her yerini sattılar bu adamlar. Araplar ülkenin en güzel yerlerini aldı. İsrailler en güzel yerlerini aldı. Bodrum'a gidin, İsraillerden geçinmiyor. Ama Atatürk ne demiş? Bu ülkenin bir karış toprağını satamazsın kardeşim. Ben Fransa'da yaşadım, ben Fransa'da bir karış toprak alamadım. Biz ev alamadık orada, biliyor musunuz? Daha yeni yeni almaya başladı benim amcam filan. Yani insanlar satmıyorlar ülkelerindeki bir karış toprağı. Bunlar ceplerini doldurmak için, uçaklarla para kaçırmak için ülkeyi sattılar, savdılar, girdiler. Bakın vatandaşı görüyor musunuz halini? Yurt dışında insanlar çalışmadığı halde devlet onlara bakıyor. Sosyal güvence var. İnsanlar aç değil, açıkta değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden herkes oraya kaçmanın derdinde. Sen bu vatandaşın ahını nasıl ödeyeceksin kardeşim ya? Nasıl ödeyeceksin sen? Nasıl sırtında bu vebali taşıyorsun? Öteki dünya var kardeşim. Kur'an diyorsun, elini alıp mitinglere Kur'an diye çıkıyorsun ya. O zaman bu insanların vebalini, bu gençlerin vebalini nasıl ödeyeceksin? Onu bir düşün bakalım yani. Bence bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim. Bence şu anda siyasi partide her gün televizyon ekranlarını işgal edenler var ya, böyle olumsuz konuşanlar, onların hepsi hasta, tedavi olmaları gerekiyor. Bravo, yemin ediyorum. Gerçekten hasta bunlar yani. Vallahi bunların doktora gitmesi gerekiyor.